Gazeteciler İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gündemi değerlendirmek üzere. Gündemimizi de çıkardık, akışımızı yaptık. Hızlıca bahsedeceğiz. Ondan sonra da piyasa ekranına bakacağız. Öncelikle Ukrayna'daki son duruma bir bakalım. Ukrayna'da neler olup bitiyor? Taraflar 4. tur müzakereleri yaptılar. Her iki taraftan da açıklamalar var. Devam etmekte olan müzakerelerle ve savaşın ne zaman bitebileceğiyle, ne zaman sonlanabileceğiyle ilgili. Bu arada 3. haftasını da geride bırakıyor savaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara bakacağız, oradaki mesajlarına. Dün grup toplantıları vardı MHP'nin, CHP'nin ve HDP'nin. Devlet Bahçeli'nin özellikle mesajları, sözleri dikkat çekiciydi. Yine çok sert sözlerle eleştirdi Millet İttifakı'nı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Seçim yasasıyla ilgili tartışmalar devam etmekte. Seçim yasasındaki değişiklikle ilgili oraya da bir bakacağız. Muhalefet neler söylüyor bu konuyla ilgili ve tabii ki ekonomi başlığı açacağız. Her zaman olduğu gibi ekonomiden de öne çıkan haber başlıkları var, gazete haberleri var. Günaydın. Günaydın. Efendim, bir kez daha. Günaydın. Günaydın. Şöyle hızlıca bir piyasalara bakalım. Ekranımız gelsin. Neler var bakalım yeni güne başlarken, saat 10'da tekrar bakacağız. Evet. Canlı piyasa ekranı görüyoruz. Dolarda, euroda, sterlinde, kurlarda yukarı yönlü hareket var derken dolarda bir gerileme olduğunu görüyoruz. 14.69 seviyesine geriledi dolar. 14.90'lara kadar çıkmıştı değil mi? 14.85, 14.90. Dün şeyi söyleyeyim. Dün dolar 14.30'u gördü. Merkez Bankası yanlışlıkla olduğunu söyledi. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla olmuş. Peki. Bir 14.30 gördü. Yanlışlıkla olmuş o. Evet. Arkadaşlar yanlış tuşa basmışlar herhalde. Çok da hızlı değişiyor. 14.70 oldu şimdi. Evet. Bir altına bakalım isterseniz. Ons altında, yani uluslararası altın fiyatlarında 2050 dolarları görmüştü. Bir düşüş devam ediyor varlık fiyatlarında. Emtia fiyatlarında, varlık fiyatlarında. Burada petrol geliyor. En önemli şey Türkiye'nin de takip ettiği, bizim hepimizin. 100 doların altına geriledi petrol. Geriledi, ham, evet. Petrol 97 fiyatı dolar. 97 dolar şu an. Yani dizel, mazot fiyatları üzerinden örnek vereyim. Bu akşam da yine bir indirim geliyordu. Dün gece geldi. Şu anda 19 lira seviyelerinde. Muhtemelen yakında 17 lira seviyelerine inmesi lazım. İndirim. Tabii bu ham petrol direkt şey değil. Ham petrol değil. Bu ham petrol Londra'da işlem görüyor. Biz İtalya Cenova piyasasında, bütün Avrupa kıtası, İtalya Cenova piyasasındaki benzin ve mazot fiyatları endeksine bakıyoruz. Orayı kurla çarpıyoruz. Ona göre, yani evet, sadece şey değil. Fakat bu indirim, yani indirim diyorum, düzelteyim. Bu gerilemeyle birlikte petrol fiyatlarında içeride neden akaryakıt fiyatlarına indirim hızla gelmiyor ve hızla yansımıyor gelmiyordu diye sorulmaya devam ediyor. Evet, o hızımız, evet, biliyorsunuz zamlarda gayet iyiyiz. İndirimlerde biraz zamlar frenli. Hızlı geliyor, indirimlerde frenli. Ağırdan alıyorlar. Ama şöyle bir şey olmuyor mu? Petrolde fiyat iniyor ama dolarda çıkınca onu dengeliyor. Dolar şu anda şey normalde Türkiye'de. Yani sadece petrole bakmayamak, aynı zamanda tabii dolara bakalım. Tabii. Aynı zamanda dolar. Şimdi zaten Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının, geçen de bir grafiğini vermiştik. Şu akaryakıt fiyatlarının şu anda petrole bağlı olarak 6 ay önce, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon sonuç teorisi işleme girmeden önceki Merkez Bankası'nı devreye girip ülkeyi enflasyonla alev alev yakmasından önceki fiyat dengesine baktığımız zaman mazot, dizel, mazot, benzin fiyatları 11-12 lira olması gerekiyor. Bu petrol fiyatına göre, pardon, 110-120 dolarlardayken. Şu anda baktığın zaman, şu anda 6 ay önceki o teori devreye girmeseydi mazot fiyatı 10 lira olması lazımdı. İbrahim Kahveci. O kurdan geliyor. Peki, oturmadan yerimize arkadaşlarım bir tweet ekrana getirsinler. Epkisinde bir Twitter'dan duyurusu oldu. Bunu da bir paylaşalım ve yorumlayalım. Bunları yaktılar. Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla. Evet, fiyat duyurusuna ara verdiğini şimdi açıklıyor. Şimdi biz akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam ve indirimleri EPKİS duyuruyordu. Doğru. Bu da nereden alıyordu? Otomatik fiyatlandırma dediğimiz
İtalya Cenova piyasasındaki fiyatları alıyordu, duyuruyordu. Türkiye'de şu anda zamları, akaryakıtta zamları ve indirimleri duyuran başka şey yok. Sonra EPDK? Geçen hafta hatırlarsanız petrol 130 dolara çıktığı zaman oradaki fiyat artışlarıyla zam gelecekti. Normalde zam gelme, otomatik fiyatlandırmada zam gelmesi gerekiyordu. Hı-hı. Ama geceliğin, gece aniden petrol fiyatları hızla düştü. Düşünce EPDK devreye girdi. Tüpraş vesaire şeylerle kamu gücünü, pardon, kamu özgürlüğünü, kamu şefkatini kullanarak Perşembe gecesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Gece zam gelip ertesi gün tekrar indirim gelmesi yerine zam mı? Evet, Perşembe akşamı zam gelecekti. Cuma günü akşamda indirim gelecekti. Evet. Zam mı erteledi EPDK? Kamu şefkatini göstererek piyasa üzerinde zam mı erteledi? Akşama doğru zam oranını duyurduğu için EPDK gitti, bir de bunlara dava açtı. Neden dava açtı? Niye zam duyurdunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Yıllardır bu gelecek zamları duyuran kuruma hiç ses çıkarmayan EPDK gelip Perşembe günü niye dava açtı? Ya otomatik fiyatlandırmaysa rakamlara bakıp açıkladılar. Zam gelecek diye. Geceliğin EPDK devreye girdi. Yani bir gün zam bir gün indirim olmasın diye EPDK'nın yaptığı da şey. Yani olabilir. Yani bir, hani fiyatı bakıyorsunuz, geceliği fiyat bu düştü. Bu biraz şeye benziyor mu? TÜİK'in ENE gruptan duyduğu rahatsızlığa. Orada evet, ondan sonra yargı sürecine. Yani evet. Çok demokratik ülke ya. Ülkenin demokratik şeyi. Hayır, EPDK şunu diyebilir. Evet, zam gelecekti, biz devreye girdik ve zamı durdurduk. Çünkü ertesi akşam tekrar indirim gelecekti petrol fiyatları düştüğü için. Akaryakıt fiyatları düştüğü için. Onun için biz devreye girdik. Hani bir gün çocuk zam olmasın. Çocuk oyuncağına dönmesin. Niye dava açıyorsun? Ne işin var? Yani hem otomatik fiyatlandırma diyorsun hem de dava açıyorsun. Şimdi onun için duymuyoruz şeyi. Gelen zamları veya indirimleri duyamıyoruz. Duyamıyoruz. Yani duyamıyoruz, sadece açıklama yapıldığında işte indirilmiştir, indirim gelmiştir şu kadar veya bu kadar zam gelmiştir. Şeklinde. Veya istasyonlardan. Şimdi bir akaryakıt dağıtım şirketinin şeyine giriyorum mesela, bakıyorum. Bugün sabah itibariyle fiyatlar nedir diye. İstanbul Avrupa yakası fiyatları söyleyeyim. Kurşunsuz benzin 95 oktan 18.71. Motorin 19.70. Yani bu dün bu daha önceki zirve 22.83 seviyesiydi. Aşağı yukarı 3 liraya yakın indirim geldi. Ama biraz önce söylediğim gibi eğer 6 ay önceki 6 ay önceki şeyler devreye girmeseydi, o faiz sebep enflasyon sonuç filan, şu saçmalıklar devreye girmeseydi, yani Türkiye ekonomisini mahveden, zaten mahvolmuş durumdaydı da şu saçma teoriler, faizi düşürerek faizi yükselten teoriler, fikirler, ülkeyi yakan düşünceler devreye girmeseydi şu anda mazot 10 liraydı. İsterseniz bunları daha sonra Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamaları konuşurken tekrar değinebiliriz bu konulara. Şimdi bir de sevgili izleyiciler, 3. haftasını geride bırakan Ukrayna'daki savaşa ilişkin son bilgileri, gelen haberleri paylaşalım. Rus ordusu 21 gündür Ukrayna topraklarında, saldırılar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı ve sokağa çıkma yasağının kapsamı da genişletildi başkentte. Direnen Ukrayna karşısında Rusya'nın da kayıpları artıyor. Bu kayıplara ilişkin tabii her iki taraftan da farklı sayılar geliyor. Kiev Rus güçlerinin %40 zayıfladığını söylüyor. Ukrayna NATO ilişkilerindeki sorun da derinleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamaları var bu konuyla ilgili. Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması talebi malum müttefiklerde karşılık bulmuyor. Evet, bu arada 4 kişi hayatını kaybetti başkent Kiev'deki son saldırıda. 2 gazeteci, daha doğrusu bir gazetecinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda belirtilmişti. İşte bir başka isim de Fox News kameramanı. Onun da Kiev yakınlarında aracının vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Zelenski şöyle diyor: Rusya için bu savaş utançla sona erecek. NATO'ya üye olmayacağımızı kabullenmemiz gerek. NATO'nun kapıları Ukrayna'ya kapalı. Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz. Ukrayna'nın hava sahası uçuşa kapatılsın. Ukrayna-Rusya müzakereleri bu arada bugün de devam edecek. Peki son müzakereler nasıl geçti? Taraflar neler söyledi konuyla ilgili, bir bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününe girdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusunun hedefinde.
Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi. Rus